Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz üretimi öne çekilen Hisar Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi. Bu sistemin uç noktaları nelerdir? Ne kadar erkene çekildi? Veya bizim için bir Rus jeti düşürebilir mi? İncelemeye başlayalım. Hava savunması -1 ülke olarak bunun sıkıntılarını şu anda Suriye'de görüyoruz. Rusların hava sahasını kapatması üzerine yer belirtmedikçe İdlib'e savaş uçaklarımızı sokamıyoruz. Üstelik bunun üstüne biz giremiyorsak karşı tarafı da sokmamamız gerekirken ne yazık ki fazla bir şey de yapamıyoruz. Çünkü kısa mesafe hava savunma sistemleri dışında geniş alanları kontrol altına almak için elimizde bir sistem yok. Şu anda elimizdeki en uzun menzilli hava savunma sistemi S-400. Ama o da bahar aylarında aktif olacak. Ve şöyle bir şey de var, lazım olduğunda Ruslara karşı kendi sistemlerini nasıl kullanalım? Bu mümkün değil gibi bir şey. O yüzden bize kendi sınırımızı kendimiz belirleyeceğimiz milli çözümler lazım. Bu yolda ilk adım Korkut hava savunma sistemiyle atılsa da onun da menzili ne yazık ki çok kısa. Korkut videosunda da belirttiğim gibi 4 kilometre menziliyle bizi özellikle jetlere karşı savunmaktan çok uzakta. İdlib'e gönderdiğimiz takdirde ki gönderilmiş de olabilir, sadece üst bölgelerini füzelere karşı savunabilir. Bir rejim helikopterini bile varil bombası atmak gibi eylemler için yakın mesafelere gelmediği sürece vuramaz. Peki ne yapacağız ve yapıyoruz? Bu yolda yapılan ilk adım hızlandırma talepleri üzerine Hisar A sistemi oldu. A derken alçak irtifa savunma sistemi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamasına göre Roketsan'dan sözler alındı ve Hisar A bu yılın ilk yarısında envanterimize katılacak. Muhtemelen bahar sonu gibi elimize geçer. Geçer geçmez de derhal Suriye sınırına gönderilecek ve görevine başlayacak. Bu bahar olarak belirttiğim tarih daha erken de olabilir tabi. Hisar A'ya göz atacak olursak, FNSS'in ZMH şasesi üzerine monteli, kundağı motorlu hareketli bir sistem. Dikey atılabildiği için 360 derece koruma sağlayarak büyük üst bölgelerini ve zırhlı birlikleri bir nebze koruyabilir. Üzerindeki 4 adet tüpüyle saptırılması zor füzesi 15 kilometre menzil içinde 5 kilometre irtifada hedefleri vurabilir. Tabi ben 5 kilometre dense de 15 kilometre menzile atabiliyorsa eğer 9-10 kilometre irtifadaki hedefleri de vurabileceğini düşünüyorum. Bu verilen 5 sayısı garanti olan kısmı. Ayrıca Hisar kendi gelişmiş sistemiyle başka yerlerden aydınlatılan hedefleri de vurabilir. Rus uçağı olsa bile. Mi acaba? Gelelim uçak düşürme mevzusuna. Hisar A iyi bir sistem olsa da ne yazık ki maksimum vuruş irtifası, yani yerden yukarıya doğru saldırı yapabileceği maksimum yüksekliği zoraki 10 kilometre civarında. Bir Rus jetinin veya F-16'nın maksimum uçuş yüksekliği ise 15.000-20.000 metrelerde. Yüklü halde bile 10.000 metrenin altına inmeleri gerekmez. Özellikle bizde bu sistemin olduğunu bilen Ruslar hiç inmez. 10.000 metrenin üzerinden bombalarıyla veya füzeleriyle de bizi ne yazık ki yine hedef alabilirler. Ama şöyle bir şey de var, Hisar uçakları vuramasa da ateşledikleri füzeleri ve seyir füzelerini vurabilir. Bunun yanında helikopterleri de çok kolay bir şekilde patatese çevirir. İdlib'deki zırhlı birliklerimiz için iyi haber. Bu dönemde kendi yaptıklarımıza bir jet vurabilmek için Hisar A'dan ziyade Hisar O ve Siper sistemini beklememiz gerekli. Hisar O 15 kilometre irtifadaki ve 25 kilometre menzildeki hedefleri, Siper ise 20 kilometre irtifadaki 100 kilometre menzildeki hedefleri vurabilmekti. Tamamlandığında Hisar O bütün üst hattını, Siper ise bütün cephe hattını savunabilecek bir durumda olacak. Siper için 2023 yılını beklememiz gerekse de Hisar O sistemi 2021 yılında ordumuza katılacak. 2021'e ve 23'e çok geç demeyin çünkü ikisi de teslim tarihi olarak öne alınarak 2 yıl erkene çekildiler. Gayet iyi. Belki İdlib'e yetişemeyecekler ama özellikle Siper'le büyük bir sınırı daha aşmış olacağız. Bu sefer karşı taraf değil de hava sahasını biz kapatabileceğiz. Hatta Libya'ya bir tane koysak bölgede hava aracı kalkamayacak. O derece etkili olur. Peki Hisar olmadan tam şu anda bir Rus jetine karşı ne yapabiliriz? Öncelikle karadan havaya savunma füzelerinde eksiğimiz olsa da hiçbir şey yapamayacak kadar da elimiz kolumuz bağlı değil.
Manpad ve Stinger gibi füzelerin menzilleri kısa olsa da elimizde işe yarar bir sistem daha var. 2005'te Amerika'nın Türkiye'ye hibe ettiği MiG-23 Hawk sistemi. 40 kilometre menzildeki ve 20 kilometre irtifadaki hedeflere vurabilmekteler. Eski olsa da 1982'de 21 kilometre irtifadaki bir MiG-25'i vurarak kendini kanıtlamıştır. Biz de bugün radarını ve kendisini modernize ettiğimiz 175 adet MiG-23'e sahibiz. Bu füzeleri istediğimiz bir bölgeye konuşlandırarak her türlü jeti engelleyebiliriz. Hatta doğru mu bilmiyorum ama 2. rejim helikopterini bu sistemle vurduğumuz söyleniyor. Bir de karşı hava savunma sistemlerini vurmamıza gerek olmadan jetlerimizi kullanabileceğimiz bir yol daha var. Normalde Ruslara karşı F-16'larımızı kullanmamız gerektiğinde uçaklarımızın vurulmaması için Suriye'deki Rus hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmamız gerekli. Ama Korel sistemi sayesinde bundan bir şekilde kurtulabiliriz. Acil durumlarda Korel, Suriye hava sahası içinde köreltme yaparak bir nevi takip edilemez bir hava bandı açarak uçaklarımızın bölgeye girmesini sağlayabilir. Korel'in coğrafi alana göre asgari düzeyde 100-150 km arası bir menzili var. Uçaklarımızın işini yapması için fazlasıyla yeterli. Ancak böyle bir şey de acil durum olmadığı sürece yapılmaz çünkü çok riskli. Korel'in coğrafi şekilden dolayı kapatamadığı alan olursa ya da anlık bozulumlarıyla uçaklarımızın yerleri ifşa olur. Sonrası malum. Yine de dediğim gibi elimiz kolumuz bağlı değil. Bir şeyler yapabiliriz ve yapıyoruz. Umarım hava savunma açtığımızda bir an önce kapatılır. Hisar O'yu, Spiri ve nice sistemleri bekliyor olacağız. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.